Kazdağ Yörükler Derneği yönetim kurulu olarak Uşak halkımıza şenliğimizi duyurmak istiyoruz. Burada bize bu duyurma imkanını veren Kanal 64'e baştan teşekkür ediyoruz. 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan Bulgazdağ Yörükler Derneğimizin 15. şenliğimizde bütün halkımızı biz oradaki güzel etkinliklere bekliyoruz. Kendisini yörük hisseden, yörük olarak adleden ama bir gün nasıl piknik yaparız diye planlarını yapan halkımıza şunu söylüyoruz. Gelin Türkiye'nin en kalabalık, en büyük şenliğinde sizlerle iç içe birlikte olalım. Biz bugün burada başkanımız Yılmaz Uğur, başkan yardımcımız Yasin Aydepe olmak üzere sizlere bu duyurularımızı yapmak istiyoruz. Öyle değil mi başkanım? Evet, evet. Aynı zamanda çadırlarımızı kuruyoruz oraya. Cumartesinden gelip halkımız gelip çadırların içinde kalabilir, gece sabaha kadar yatabilir. İşlerinden minderlerimiz, çurlarımız hepsi yazık. Orada yatıp eğlence yapabilirler sabaha kadar. Boş vakitlerini değerlendirirler. Pazarcı esnaflarımızın da yerlerini ayarlıyoruz şu anda. Onları da yerleştireceğiz. Sadece bir cereyan sıkıntımız var orada. Cereyan sıkıntısı, onu da kendi halkımız gelip orada ayrı projektör bir şeyler ayarlayıp jeneratörle falan yapıyorlar. Başka böyle bir şeyimiz yok. Esnafların bir sıkıntısı olmaz. Cumartesinden gelsin herkes şeyini kursun oraya. Çatırın. Başkan yardımcısı da Yasin Aytepe Bey'in de bu konudaki düşüncelerini alalım beraberce. Başta Uşak bana sağlık olmak üzere ülkemizdeki tüm insanlarımızı Ege bölgesinin yörük organizasyonu olan Banaz Burkazlığı Yörük Şenliğimize bekliyoruz. Bu arada bizim bu etkinliklerimizde elini taşının altına koyan başta Banaz Belediye Başkanımız olmak üzere, değil mi başkanım? Evet. Kendisi Zafer Alpacı Bey'e teşekkür ediyoruz ve buradan şunu da duyurmak istiyoruz. Sayın Valimiz de bize bu duyurularımıza dikkat alırsa biz orada bir günlük baz istasyonu istiyoruz. Orada binlerce insan oradaki yapılan şenlikleri dünyaya duyurmak istiyor. O şenliklerimizde insanlar yakınlarına orayı tanıtmak istiyor. Orada Uşak'ın reklamı olsun, Uşak'ın duyurusu olsun, Banaz'ın gururu olsun, Uşak'ın gururu olsun diye biz de sosyal medyada insanlar rahat hareket edebilsin diye o gün bir günlük orada baz istasyonu istiyoruz. Bu konuda sizin evet. De fikrinizi alalım başkan. Bir de şunu söylemek isterim. Yörük Bey'imiz olan, Banaz'ımızın veda iftarı olan Banaz Belediye Başkanımız Zafer Arpacı bu yörük organizasyonunda halkımızın güzel bir gün geçirmesi için elinden gelen, eli taşın altına koyarak tüm imkanlarını seferber etmiştir. Kendisine teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Başkanım siz ne diyorsunuz? Söyleyeceğiniz ne konu olabilir başkan? Ondan Zafer Arpacı deyimiz zaten elinden gerekeni yapıyor. Bize sağ olsun, Allah razı olsun. O şeyimiz, sıkıntımız yok. Bizim sadece şu anda orada telefonlar çekmiyor. Oraya bir valimizin yardımcı olup o şeylere giderilmesini istiyor şu anda. Mobil istasyonlarına. Buradan şöyle tamamlayalım. Birlik, beraberlik içerisinde Bulgazdağ Yörükler Derneği Başkan ve Başkan Yardımcım, ben de Bulgazdağ Yörükler Derneği Onursal Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Uşak'ın tanıtımı için, Uşak'ın dünyaya duyurulması için, Banaz'ımızın sosyal medyada ve genel bütün medyada, Türkiye genelinde daha güzel duyurulması için o dernekteki şenliğimizi mutlaka takip etmenizi istiyoruz. Gururla Uşak adına şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye'de bir yörük şenliği yapılıyorsa, diyoruz ki bunun en kalabalığını Uşak Banaz Yörükler Derneği yapıyor. Gururla bunları sizlere söylemek istiyoruz ve davetimizi mutlaka bir yere not edin. Pazar günü orada hep birlikte buluşalım istiyoruz.